Cemre. Sen benim garsonla konuştuğunu duydun mu? Duysam ne olacak canım? Gel hadi. Ya bak, bu iş böyle olmayacak. Yani benim hiç param yok. Ben sana böyle yerlere gelemem. Ne demek şimdi bu? Yani zengin kız fakir oğlan diyorsun. Kaldı mı canım böyle şeyler ya? Ben de seni akıllı zannederdim ha. Öyle söylüyorsun da ben mahcup oldum içeride. Niye mahcup oluyormuşsun? Görmedim, hesabı bile ödeyemedim. Ya resmen yalvardım adama ya. Bak biz, ben seninle olduktan sonra nereye gittiğimizin, ne yaptığımızın hiçbir önemi yok. Ben sadece seninle olmak istiyorum. Tamam, bir daha gelmeyiz böyle yerlere. Oldu mu? Hadi gel, yürüyelim biraz. Tamam. Hem sen de bir şeyler yersin. Benim yüzümden bütün gece aç kaldım. İyi misin? Başım döndü, tamam, bir şey yok. Gel otur şöyle. Bütün gün koşuşturmuşsun. Çok yoruyorsun kendini Emre. Hem bu kadar ağır işte çalışıp hem de yağmurla uğraşıyorsun. Bu kadar stres alışık değilsin sen. Sinan. Benim gerçekten çok başım dönüyor. Tamam, ben yanındayım. Nesi var arkadaşın? Biraz başı dönüyor. İsterseniz içeri geçin, rüzgarın odasına uzansın biraz. Olur. Bir dakika. Buraya kim bakacak? Merak etme, ben rüzgarın arkadaşıyım zaten. Sen geç, idare ederim. Yardım edeyim mi? Yok, gerek yok. Sağ ol. Gel. Bir şey de söyletmiyorsun. Ama o kız sana iyi gelmiyor. Şu düştüğün hallere bak. Sen eve gidelim. Tamam. Biraz dinlen, gideriz. Eve gidelim. Dur benden. Peki Emre. Senin istediğin gibi olsun. İşine bak. Hayırdır, nereye? Vur bana. Hı? Parayı istemiyor musun? Vur bana. Benim elimden gelen bu kadar.
Polis eve girdiğinde Adem Bey baygınmış. Adem Bey'in Hakan Bey'e silah da olduğunu görmemişler. Başka görgü tanığı da yok. Bunlar bizim için avantaj. Görgü tanığı olmadığı ve iddia somut delillere dayandırılamadığı için sizi serbest bırakmalarını sağladım şimdilik. Nasıl bir dakika? İçeride başka kimsenin olmadığını mı söylemiş Hakan? İfadesi böyle. Ama sizin bu gece serbest bırakılmış olmanız sizin bu işten kurtulduğunuz anlamına gelmiyor. Yarın bir gün yine dayanabilirler kapınıza. Ben sizin yerinizde olsam bir an önce ortalıktan kaybolurdum. Öyle olacak zaten. Teşekkürler abi, sen gidebilirsin. Adem efendi, biz ne konuştuk seninle? Ben sana buradan defolup gideceksin demedim mi? Ne işin var senin Hakan'ın evinde? Adama bir de silah çekmişsin. Manyak mısın lan sen? Ben olmasam nasıl çıkacaksın buradan? Akıllanmayacaksan seni yeniden sokarım oraya. Duydun mu beni? Konuşacaklarımdan korkmuyorsun.